Artı Futbol'dan merhabalar değerli izleyiciler. Süper Lig'de yeni hafta başladı. Şimdi son düdüğü çalan mücadelede Beşiktaş evinde Yukatel Denizli Spor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda goller geldi. Larin, Abubakar ve Adem Laiç 3-0'a getirdi skoru. Filelerle buluşan ama gol değeri kazanmayan pozisyonlar var. Enteresan bir karşılaşmaydı. Beşiktaş bir gol daha atsa averajla liderliği de alacaktı. Hemen haftanın programına bakalım. Maçın da rakamlarına bakacağız. Ardından Vodafone Stadyumundan bağlantılarımız da olacak karşılaşmaya dair. Peki İttifak Holding Konya Spor Gaziantep Futbol Kulübü 0-0, Gençler Birliği 1, Yeni Malatya Spor 1 şeklinde tamamlandı. Bugün 16 kuşağı maçları ve Beşiktaş 3, Yukatel Denizli Spor 0. Saat 13.30'da Atakaş Hatay Spor Ankara Gücü, Fatih Karagümrük Aytemiz Alanya Spor karşılaşması var. 16'da Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivas Spor, Fraport Antalya Spor, Medipol Başakşehir maçları oynanacak. 19'da Galatasaray ile Erzurum Spor karşı karşıya gelecek. Ve pazartesi günü saat 16'da Göztepe Kasımpaşa, 19'da Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşması var. Puan tablosu bugünkü sonuçlarla nasıl şekillendi ona da bakalım. Galatasaray lider 54 puanda, Beşiktaş kazandı. Maç sayıları eşit, 54 puana geldi. Fenerbahçe 51 puanla 3. durumda. 4. Trabzonspor'un 48 puanı var. 5. Aytemiz Alanya Spor, 6. Atakaş Hatay Spor'un 42'şer puanı var. 7. Gaziantep Futbol Kulübü 40 puanda. Fatih Karagümrük 37 puanla 8. 9. Fraport Antalya Spor'un 33 puanı var. Göztepe 32 puanla 10. sırada bulunuyor. 11. İttifak Holding Konya Spor, 12. Demir Grup Sivas Spor, 13. Yeni Malatya Spor 31 puanda. 14. Kasımpaşa'nın 29 puanı var. Çaykur Rizespor 27 puanla 15. 16. Eskablo Kayseri Spor 17. Erzurum Spor 25'er puanda. Medipol Başakşehir 24 puanla 18. Denizli Spor 19. sırada kaldı 21 puanla. Bugün 1 puan alan Gençler Birliği yine 21 puana geldi ve 20. durumda son sıradaki Ankara Gücü'nün 20 puanı var ve maç sayısı 24. Karşılaşmanın rakamlarına da bakalım değerli izleyiciler. Beşiktaş 3-0 kazandı. Toplu oynamada Beşiktaş'ın net bir üstünlüğü vardı. %61'e %39. Köşe vuruşları 9'a 6. Offside 3'e 1. Faul 7'ye 9. İkili mücadele %57'ye %43 ikili mücadele kazanma rakamları. Tek sarı kart çıktı mücadelede. Peki top kapmada Beşiktaş 13, pas arasında 11, uzaklaştırmada 16, şut engellemede 1. Denizli Spor top kapmada 11, pas arasında 9, uzaklaştırmada 15 ve şut engelleme yok. Pas rakamlarına bakalım. Beşiktaş pasta çok iyi bir rakama ulaştı. 507 isabetli pası var siyah beyazların. 267 Denizli Spor'un isabetli pas rakamı. İsabetli pas yüzdelerinde Beşiktaş %85'e %72 önde. Rakip sahada pas 78'e 60, ceza alanına ortalar 19'a 16 şeklinde sıralandı. 14 şut çekti siyah beyazlılar, 7'si isabet kazandı. 8 şut pası rakip ceza alanında, 23 topla buluşma. Daha çarpıcı olan rakam 5 şut 2 isabet Denizli Spor'da, 5 şut pası rakip ceza alanında topla buluşma rakamında 18'i buldu Denizli Spor. Ama karşılaşmada golü bulamadılar. Çok daha farklı bir ilk yarı da olabilirdi. Maçın aksiyonlarının büyük bölümü ilk yarıdaydı. İkinci yarı nispeten daha durağan bir karşılaşma izledik değerli izleyiciler. Siyah beyazlar ilk yarıdan işi bitirdiler. Arda arda 3 gol geldi ve bay geçilen haftanın ardından Beşiktaş zirve yarışında biz de varız dedi. İlerleyen dakikalarda teknik adamların basın toplantıları da ekranlarınıza gelecek. Yine Vodafone Stadyumuna bağlantılar da gerçekleştireceğiz. Çok değerli konuklarımız var. Ceyhun Eriş, Ilgaz Çınar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş Mehmet Ayan ve Serdar Sarıdağ da aramıza katılacaklar. Ceyhun Hocam, sizinle başlayalım. Nasıl bir 90 dakika izlediniz? Özellikle ilk yarı çok çarpıcıydı. Evet, kesinlikle ilk yarı çarpıcıydı. Özellikle golden sonra Beşiktaş'ı daha fazla ön tarafta gördük. Gole kadar, 23. dakikaya kadar Denizli Spor Beşiktaş'ı tutmaya çalıştı. Daha kompakt, daha mesafesi oyuncuların birbirine yakındı. Ama maçı izlerken de Ilgaz'la Mehmet'le maçı izlerken dile getirdik. Yani birinci gole kadar, birinci evet. Gol geldiği zaman Denizli Spor'un da çözüleceği çok belli oldu açıkçası. Daha tam nitekim, anlayamadığımız tabii, pozisyon da vardı biliyorsun değil mi? O, hani iptal edilen golü ben golden, anlayamadım. Beşiktaş'ın yani golünden önce Denizli Spor'un yakaladığı bir pozisyon var. Evet. Meşanoviç'in topu kapıp sol tarafına Rodega'ya vermedi. Orada tercihini pastan yana kullanmış olsaydı 1-0 Denizli evet, çok büyük avantaj yakalamış olacaktı ilk yarı için.
Belki maçın genelinde 1-0 öne geçmiş olsa bile Denizli Beşiktaş'ın maçı çevirme olasılığı çok yüksekti. Ama yani ilk yarı özellikle golden sonra Beşiktaş çok ofansif anlamda yani minimum 4-5 oyuncuyla hücuma geliyordu her seferinde Denizli. 20'den karşı. Sonra 20. dakikadan sonra biraz koptu gibi geldi bana. Evet, Beşiktaş uzunluğu çok iyi aldı. Denizli'nin de mesafesi açıldı, o evet. Kompaktlığı düştü, golü yiyince moralleri de bozuldu. Bir de kendi hatalarından yediler golü. Yani Mustafa'nın yaptığı hata ceza sahasında. Yani o top oraya uzaklaştırılmaz ilk golde. Ondan sonra Beşiktaş'ın özgüveni de geldi. Daha hızlı oynamaya başladılar. Denizli'nin de mesafesi açılınca dağıldı. İkinci yarı başka bir maç izledik ilk 10 dakikadan sonra. İkinci yarı ben Ilgaz'a bırakayım, o biraz bahsetsin. Yani ikinci yarı tabii bu şimdi hafta içi maçına da dönüyoruz ya. Oyuncular kendilerini hatta... Golden sonra biraz hani 3-0 olduğu tabii. için bir daha bir rahattı Beşiktaş. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Hafta içi maçına dönüyorsun. Orada biraz daha rahat etmek durumundasın. Ama yine de Beşiktaş'ın klasiği haline gelen hücumları izledik. Evet. Nedir o? Minimum 3 kişiyle hücumu bitirmek. Veya bugün hücum minimum 4 kişiydi. Evet, bugün yani 4. Minimum 4 kişiydi. Hatta hangi ilk yarıdaydı değil mi? O 5 kişiyi saydığımız şey sekanslar da vardı rakip ceza sahası çevresinde. Beşiktaş'ın bu oyunu ezberlendi. Larin'in atmış olduğu ve iptal edilen golde yine bir Beşiktaş klasiği. Çok çalışılmış olan evet. sağ kanattan orta Enkudu'nun pası Rozier'e değildi bu sefer. Uzak direktifinde Larin'in bitirdiği pozisyon. Hatta maçın sonunda Has için tecrübesizlik ve topun geldiği yere mi yoksa tam kalecinin ortasına mı vurması gerektiğini daha çözememiş olması. Yine Rozier'in getirdiği bir top net, vardı. Sağ net bek. Pozisyon diye bazen o tip pozisyonlarda oyuncular evet. fazla rahat davranır. Çok. O rahatlık da vuruş netliğini bozar oyuncunun. Öyle. Zaten istediği köşeye vuramadı. Direkt Cenk'in tabii. üzerine vurdu. Bence Beşiktaş'ın hani bu akşamdan ders çıkarması değil ama bence Sergen Yalçın ve teknik ekibin üstünde duracağı konu Meşanovic'in Hugo Rodega'ya vermediği pozisyon. Sonra çok tehlikeli bir hücum daha geliştirdiler biliyorsun. Evet, Sagal'la beraber evet. kontrada yakaladılar. Orada Hugo Rodega derine kadar geldi. Bütün savunma zaten Beşiktaş savunması ileride kabul ediyor oyunu. Onun arkasından gelişen bir hücum vardı. Bu tip hücumları nasıl yemeyeceklerine dair evet. çalışacaklardır. Daha bu da, erken kesmesi. Daha erken kesmek konusunda. Zaten Beşiktaş o yerleşimi yaptığı anda Türkiye'de kendi puan ortalamasında, gol ortalamasında çok daha yukarıya çıkartır. Herhalde tek eksiği o rakip sahadaki karşılama evet, mesafesi. Çok yani. Çok iyi anladım. Özellikle o tip yedikleri bir iki tane pozisyon var Beşiktaş'ın evet. maçın geneline evet. baktığımız zaman. Maç sırasında Josef'le Atiba böyle biraz şey oynadılar. Josef değişerek. Gittiği zaman ki bu maçta özellikle evet. ilk yarı Josef'i çok önde gördük. Hı hı. Çok önde evet. gördük. O zaman Atiba kalıyordu. Evet. O pozisyonlarda ikisi de önde kaldığı tabii. için yediler pozisyonu. Derinliği o veremezler. O değişimi yapamadılar. Evet. İkisi de kalınca pozisyon yediler. O istasyonu halledecekler anda sıkıntısı kalmaz Beşiktaş'ın çok fazla. Sevgili Serdar, 3-0 bay haftasından Beşiktaş gayet iyi döndü. Abubakar'ın işte yorgunluğu, formsuz mu nedir bu konuşulurken o da golle döndü. Larin yine bıraktığı yerden devam ediyor. Adem'le hiç vites arttırıyor. Şimdi Ceyhun Hocam çok daha iyi bilir. Fiziksel yorgunluktan daha beteri bence psikolojik yorgunluktur. Ondan bahsettik. Ve Larin, Abubakar'la baydan önceki düşünememenin nedenlerinden biri o yoğun maç temposu. Evet, Sergen Hoca onları dinlendiriyor. Evet, arada ayak tenisi oynuyor. Sadece maçtan önce bir taktik antrenmanı yapıyor. O kadar. Çok fazla idmana gerek yok. Ama yine de aşırı maç oynamanın yorgunluğunu yaşıyorlardı her ikisi. Başka oyuncularda da bu vardı. Ben hani fiziksel dinlenmişliği gördüm ama bu mental yorgunluğu çok iyi atmış üzerinden bir Larin gördüm. Yani belki de en iyisi Larin'di. O yorgunluğu atabilmiş oyunculardan. Arka direk Larin. Yine arka direklerde gol sayısa da sayılmasa da önemli pozisyona girdi. Tabii böyle bir gücü olan bir takımın karşısında ben Denizlispor'u kutluyorum. Birçok takıma göre çok kapalı oynamadılar aslında. Yani takım ismi vermiyor, hoca ismi vermiyor ama çok böyle katı savunma uygulanan maçlarda gördük ki kızmıyoruz. Bir şey diyemeyiz. Eldeki malzemesi bu. Ama burada özellikle Sagal'la hani Rodega'nın şanssız gününe denk geldi. Yani Rodega gibi usta golcünün 5 vuruşta 4'ü yukarı giderdi, biri mutlaka içeri girer diye düşündüğünüz bir adamın bütün vuruşları üstten auto gitti. Özellikle kale ağzındaki. Çok iyi bir Sagal Rodega ikilisi görebilirdik. Bu da Beşiktaş'ın şansı bence. Çünkü devre arası 3-1'lik bir skor sıkıntı yaratabilirdi. Beşiktaş için söylediğin o mental yorgunluk Denizlispor'da da var. Belki onlar da çok daha fazladır. Hani ara vermediler çünkü. Hem ara vermediler hem de bulundukları konum itibariyle çok daha fazla stres ve o psikolojik baskıyı hissediyorlar. Onun da çok net görünüyor bazen sadece. Hocam o kadroya baktığımız zaman diyoruz ki Mustafa ile devre arasında konuştuk. Bu kadro burada olacak kadro değil. Lig sıralaması için söylüyorum. İyi oyuncuları var.
ama bir şanssız bir başlangıç. Prosineşki'nin artık bir şey diyemem ya. Dünyaca ünlü bir futbolcu, çok iyi bir futbolcu ama bir şanssız, onun da bir teknik adam şanssızlığı var. Öyle bir kötü başlangıç biraz takım aşağı çekmiş olabilir ama kadroya baktığın zaman kötü oyuncular değil. Bir de onlar da mental yorgunluk yaşıyor. Senin dediğin gibi belki onlar da yakın zamanda dinlenmiş olsalardı eğer, çok daha çetin bir Denizli Spor olabilirdi Beşiktaş'ın karşısında. Mehmet Ayan, Antalya Spor beraberliği öncesinde Trabzonspor'a 2-1 kaybetmişti Beşiktaş. Onun ardından Konya Spor 1-0, Gençler Birliği deplasmanı 3-0, bugün 3-0 ve önümüzdeki hafta Yeni Malatya. Bugünden başlayarak. Beşiktaş hamarat tembel bir takım ve Beşiktaş C-100 uçakları gibi bir takım. Ne anlatıyorsun? Şunu anlatıyorum. Bir platformda İstanbul'u tanıtan bir dizide kendini tanımlarken hamarat tembel demişti Ahmet Mümtaz Taylan. Beşiktaş maçın öyle dönemlerinde hamarat tembel oynuyor ki. Biliyorsun ondan bir şey çıkacak ama tembel. Örneğin gole kadar Beşiktaş hamarat tembel bir takımdı. Sonra golü bulduktan sonra maçın sonuna kadar da hani Adana'da ben bir kere şahit oldum. Ilgaz belki daha çok gitmiştir. Ceyhun orada oynadıysa. C-300 ya da C-100 uçaklar vardır. İncirlik üstünde böyle büyük gövdeleriyle don diye yavaş yavaş inerler. Biliyorum böyle uçakları. Tamam, böyle simsiyahtır. Havacının inerler de. Tamam. İncirlik'te çok vardır. C-300 mü C-100 mü? Karıştırıyor olabilir. Uçakların isimleri bilmiyorum ama şeyleri biliyorum. Böyle gövdeli bir şekilde wing aşağı inerler. Yavaş yavaş inerler. Böyle bakar C-130 abi. Böyle bakarsın. Bir de kasalar vardı. Kasa büyük büyük. Beşiktaş şöyle bir takım. Yani hem hamarat tembel hem de avını yakaladıktan sonra yavaş 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 inbound oluyor ve bitiriyor olayı. Yani iniyor ve olayı tamamlıyor. Beşiktaş bence tamamen hamarat tembellikten zevk veren tembelliğe geçtiği, golle buluştuğu 3-4 sekans, yani 15-20 dakika maçı keyif verdi. İkinci Yılgaz'ın sözünü ettiği gibi gözümüzde yani dediğimiz bir iki pozisyon, onları da yine Beşiktaş üretti. Ve senin girişte söylediğin son derece değerli. 18 tane Denizli Spor rakip ceza sahasında topla buluştu. Beşiktaş için fazla ama ikinci yarıyı seyretmeyip sadece ilk yarıya bakan insanlar da şunu diyebilirler. Nasıl oldu? Beşiktaş oyunu değişiklikler beraber kendi yarı sahasında kabul etti. Muhtemelen Malatya'ya bir seyahat, işte pazartesi günü gidilecek uzun bir seyahat, normal şartlardan biraz uzun bir seyahat, kötü bir zemin. Saygın Hoca bunların hepsini düşünerek bir fren, bir rolantiyi almıştır. Ben hamarat tembel Beşiktaş'ta C-100 ya da C-130 savaşacağı Beşiktaş arasında bir şey izledim bu akşam. Ceyhun Hocam, bugün siyah beyazlarda öne çıkardığınız oyuncu kimdi? Size göre maçın adamı kimdi? Özellikle şu oyuncu diyebileceğimiz çok bariz bir performans yoktu. Yani genelde Beşiktaş'ın üstün oynadığı bölümlerde bütün oyuncuların oyuna katkısı vardı. Ha, duran oyuncular vardı belli dönemlerde. Mesela Abubakar'ı ben de çok şey gördüm. Önceki oynadığı performansları düşünürsek biraz durağan, biraz daha isteksiz demeyeyim aslında da. Belki Serdar'ın dediği gibi o mental yorgunluk ondan dolayı. Laiç'i özellikle ilk yarının belli bölümlerine kadar, gole kadar çok durağan gördüm. Onun haricinde Enkudu hareketliydi, Rozier'e öne çok katkı sağladı. Larin fırsatçılığını sürekli gösteriyor, pozisyonların içinde sürekli ceza sahasının önünde. Atiba'nın öne koşuları. Bugün biraz farklı gördüğüm mesela Josef'ten bahsedebiliriz. Belki Denizli çok çekildiği için golden sonra da, Beşiktaş golü attıktan sonra da çok fazla önde gördüm. Yani önceki maçlara nazaran. Josef'i sayabiliriz. Hem kapatıyor hem arkadaşlarına destek oldu. Josef diyebiliriz. Golü atan Larin oyunu açması anlamında, Denizli'yi çözmesi anlamında Larin'i sayabiliriz. Onun haricinde genelde takım halinde oyuna katkı sağladılar. Ama ikinci yarı o beklentinin altına düştü. Ben ikinci yarı yine daha tempolu bir Beşiktaş, daha fazla pozisyon bulan, morali bozulmuş takımın üzerine giden Beşiktaş beklerken, Beşiktaş 3-0'un rahatlığıyla geri çekildi. Bir ara Mehmet'le onu konuştuk. 5-10 dakika falan Cenk Gönen'i görmedik bir ara. Evet. Yani çıkamadı bile Beşiktaş Evet. Öne doğru. İki tane pozisyonu var o ara. Kontradan yakaladı. Onlar da net pozisyonlardı neredeyse. Ona da Denizli'nin ağırlığı tamamlandıktan sonra Beşiktaş'ın gittiği has için ürettiği ve o şey Gökhan'la Oğuzhan'ın da katkı verdiği pozisyonlar. Arkadaşlarımız çok değerli bir rakamı da ekranlara yansıtıyor değerli izleyiciler. 13 gol ve üzeri atan takım arkadaşları Avrupa Liglerinde, tüm Avrupa Liglerinde aynı takımda. Larin Abubakar 13-13, Lukaku Martinez 17-13, Kane Son 13-13. Yine rakamlar sevgili Ilgaz. Evet. Muazzam ikili performans var. Var yani tabii bir de
genel olarak oradaki daha değerli olan yani bir nevi Larin, Abubakar ve Harry Kane son. Tabii ki Lukaku ile Martinez'inki de çok iyi ama onlar çift forvet oynuyorlar. Zaten kurguları o. Şimdi burada bir tanesi kenar forvet olan, bir tanesi santrofor olan oyunculardan bahsediyoruz. Öyle bir işbirliği de var. Bu oyunu birazcık daha doğru anlatan bir işbirliği. Müthiş, çok teşekkürler. En azından hatırlatmış olduk yani. Çok güzel bilgi bu. Tottenham'da Kane son. Onlar ama başlangıçta çok iyilerdi. Şimdi evet. Mourinho devam hocam yine dağıldı biraz yani. Orası devam edemiyor ama Inter'le Beşiktaş devam ediyor. Devam ediyorlar. Yani Inter lider. Beşiktaş bir, senin dediğin gibi bir gol de atmış olsaydı averajlı maç fazlasıyla liderliği alacaktı. Oyuncuları mesela bak ona skordan bahsederken aklımdaydı, iyi hatırlattım. Bunu da düşünmeleri lazım. Averajı da düşünmeleri tabii lazım. Yani bu maç çok daha farklı bir Beşiktaş olması lazım ikinci yarıda. Yani bu kadar rahatlamaması gerekiyordu bence. Biraz daha devam edebilirlerdi diyorsunuz değil mi? Yani. Ama muhtemelen bu yoğun maç programı hafta içi, işte sizin de söylediğiniz gibi tekrarlık var. Hafta sonu tekrarlık var. Bay haftası geçirmişken biraz da mutlaka o akıllarına geliyordur. Onun zaten onu söylüyoruz baştan da. 3-0'ın vermiş oldu. Zaten sürekli oynadıkları bir hafta maçları yoğun geçtiği için maçında hani ne kadar düşünmezler desek bile oyuncu bunu düşünüyor. Skoru bulduktan sonra. 3 gün sonra bir maç daha var. Deplasmanı kafasında kuruyor. Zemini kuruyor. İyi diyor, oraya gideceğim, oynayacağım. Sergen Hoca herkes daha uygun değişiklikler yapıyor. Özellikle 30 yaş üstü futbolcuna çok olduğu takımlarda oluyor. Bir örnek vereyim. Sen bazen takılıyorsun. Çok Beşiktaş'tan örnek veriyorsun ama yakın, en yakın dönem oydu. Babel'in olduğu dönemler evet. İşte. 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçı var abi. Ligdeki maçı adam 1-0'dan sonra, 2-0'dan sonra kendini zorlamıyordu. Ben onu o zaman sorduğumda sakatlanma korkuları vardı. Çünkü hakikaten o yorgunluğu, bir dahaki tempoya yetişemem, bir dahaki maça yetişemem diye oyunu kontrol altında tutuyorlardı ve bazen çok sıkıntı oluyordu. Şener Hoca'nın taktiği niye böyle falan deniyordu ama oyuncunun bazı oyuncular bunu bilerek yapıyor. Çünkü hakikaten 3-4 gün sonraki Şampiyonlar Ligi maçı olduğu dönemde ben de dikkatimi çekiyordu. Tempo düşürüyorlardı hepsi. Bu biraz da değil mi? Ama bunu normal yani bunu tabii doğal karşılıyoruz. Evet. Peki Enes Kala neler söylemiş? Aile gibiyiz. Bu bir kulüp politikası. İyi hissediyoruz. Umarız hedefimiz olan şampiyonluğu elde ederiz. Çok uzun süredir bu top kapma meselesine çalışıyoruz. İyi oynayarak kazandık. Herkesin kazandığı dönemde kazanarak devam etmek önemliydi. Sezon hala çok uzun diyor Enes Kala. Ve Ersin Destanoğlu, performansım için mutluyum. İnişli çıkışlı başladım. Bunu daha istikrarlı hale getirmem gerekiyordu. Mutluyum, iyi gidiyorum. Seri yakaladık. Gol yememe serisi önemli ama önemli olan 3 puan. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz diyor siyah beyazların genç kalecisi. Enes Kala'nın açıklaması da son derece kıymetliydi. Yani aile politikası, aile gibiyiz, bu kulüp politikası sözü çarpıcı. Ama bu dışarıda bakınca da çok net belli oluyor. Sahanın içine baktığımız zaman gol sonrası sevinçleri, çıkan oyuncuların tavırları, giren oyuncuların tavırları, oyuna sonradan girmiş olmasına rağmen önceki maçlarda da bunu gördük, katkıları. Sadece şu lafına takıldım. Herkes bunu söylüyor. Lig daha uzun diyor ya. Bir de şöyle düşünmek lazım. Bir hafta içerisinde aslında 3 haftayı geride bırakmış oluyor takımlar. Tabii. Evet, doğru. Yani bir haftada 3 haftayı geride bırakmış. Yani uzun değil aslında. Ya da lig uzun süre kısa mı? Maç sayısı çok daha fazla. Maç haftası yok. Maç günü var artık. Evet, maç öyle diyelim yani. Bir haftada 3 haftayı geride bırakmış oluyorsunuz. Evet. Oyuncuların onu da biraz düşünmesi lazım. 2,5 ay sonra lig bitiyor. Bitecek evet. Mayıs 15 lig bitiyor. Örneğin, ama kaç maç var? Benim doğum günüm o arada. Örneğin. Mayıs 15. 17 Mayıs. Şimdiden kutlu olsun. Teşekkür ederim. Örneğin milli takım arasının ardından ne olurdu? Bir tam hafta sonra maç olurdu değil mi? Şimdi öyle bir şey yok. Tabii. Hı-hı. Yani bildiğim kadarıyla 2-3 Nisan haftası maç var hemen. Evet. Yani bir hafta dinlenmeyecek oyuncular. Hemen 3-4 gün sonra tekrar oynayacak. Ama sanki bu dünyada olmamıştı. Böyle değil ama tabii yani. Sadece biz şampiyonun tabii belli alttan, olup adam düşürmediğimiz evet, için, evet, lig düşürmediğimiz için böyle. Yoksa bu pandemiyle ilgili bir şey değil yani. Bu bizim kendi... Bizim kendi kendimizi ürettiğimiz ekstra maç yükü yani. Yani evet. Geçen akşam da konuşmuştuk galiba da Ilgaz Sen'le vardın. Yani Türkiye Futbol Federasyonu mesela bölgesel amatör liglerin ne zaman başlayacağı konusunda bile bir erk sahibi olmadığı için açıklamayı Sayın Bakanımız yapıyor ve diyor ki futbol federasyonu açıklayacak diyor. Evet. Zaten... 17 Nisan mı? 17 Nisan. 17 Nisan. Ya sıkışık ama trafik olmasını isteyenlerden biri bildiğim kadarıyla Şenol Hoca, Şenol Güneş. Amil takım. Çünkü arkasında Avrupa Şampiyonası. Hani çok uzasın istemiyor ki. Kendi kampını için de tabii bir zaman süre alsın istiyor. Hoca işte onun altısında toplayacak. Şöyle diyelim, Avrupa Şampiyonası oynanmayacak olsaydı ya da olmasaydı. İyi ayardık biraz daha. Tabii yani
nedir? Haziran başına biterdi en kötü ihtimalle. 16 Mayıs, bir 2-3 hafta daha uzatabilirlerdi. 16 Mayıs pazar günü lig kağıt üzerine tamamlanıyor. Eğer şampiyon falan belli olursa dediğin gibi Şenol Hoca onu 14 Mayıs Cuma, 15 Mayıs Cumartesi'nde kesin alır. Olabilir. Çünkü bu talebi alır. Federasyona o iletti diye duydum. 12'si yani. 12'sinde de 12 Haziran günü de Avrupa Futbol Şampiyonası başlıyor. Allah'tan tamamı Mayıs ortasında bitirelim diye bir talepte bulunmuş. Allah'tan tabii. Milli takımın tamamı bu ligden değil. Ya bu lig yorgun bir lig olacak çünkü o tarihlerde. Neyse ki bazı oyuncular İngiltere'den, tabii. İtalya'dan çok oyuncu çekiyor. Peki, yok. Evet. Serdar, oranın yorgunluğu olmaz ben sana söyleyeyim. Yorgunluğu olmaz tabii. Kallerin neler söylemiş hemen bakalım. Gol attığım için mutluyum. Gol attığım pozisyonda savunmacının topu kapacağını gördüm. Araya girdim. Gol atmamdan çok galibiyet beni mutlu etti. İyi oynadık diyor Kallerin. Sayılmayan golün tekrarını görmedim. Değdi gibi hissettim. Değmedi gibi hissettim. Ben çalışmaya, gol atmaya devam edeceğim. Takımım da kazanmaya devam edecek diyor. Maçı izlerken sevgili Serdar Sarı da Kayler'in artık 25 milyon euro dedi. Bunu ciddi mi söyledin? Şaka mıydı? O bir de Dünya Kupası'nda oynadıkça her maç artıyor diye ona bir gönderme yaptım. Ama şunu net söyleyebilirim ki Kayler'ine bana takım ismi verilmedi. O basında çıkan takım değil tabii ki. Yani Kayler'in olmadı, o yüzden Cagne alındı. Denilen West takım Bromwich değil. Daha farklı bir takım. 10 milyon kafadan 10 milyonla başladı. Şimdi bir yerde eğer 10 milyon euro ile sana geliyorlarsa eğer onu biraz daha yukarı çıkartabilirsin. O bir gerçek ama böyle atmaya devam ederse tabii ki fiyat İngiltere Ligi için söylüyorum bundan Mustafa. Evet. İspanya'da daha farklıdır, Almanya'da daha farklıdır, İngiltere için. Buyur. Devam etmiş. Abu Bakar'la futboldan zevk alıyoruz. Birbirimizle sağ dışında da çok iyi iletişim kuruyoruz. O atsa da ben atsam da mutluyum diyor Kayler. Vida yarı finalde mi gol atmıştı? Hatırlamıyorum. Atmıştı. Ben de o gece Sayın Fikret Orman'a mesaj atmıştım. Başkanım 40 oldu mu diye öyle gülücük falan. Başkan ne cevap verdi biliyor musun? Cevap vermedi. Çünkü o Vida 40 oldu, Oğuzhan 50 oldu meselesi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ceyhun'la Hakan Kutlu takım arkadaşı olduğu için Ceyhun'dan da rica edeyim öteki program için sorsun bize. Ya Ceyhun, sorar mısın Hakan Hoca'ya? Büyük olasılıkla o yenilen ve elde olursa sayılmayan golü herhalde 300 kere falan çalıştırmıştır değil mi hafta içinde takımına? Yani hocalar bunu çalıştırmıyor. Beşiktaş'la ilgili herhangi birimiz rakip olsak o golü çalıştırırız. Larin'in golünü diyor. Abi şöyle Mehmet. Ama maalesef işte o yüzden sana sormak istedim. Yani futbolcu bir şekilde sahada anlık mı oluyor, dakikalık mı oluyor yapamayabiliyor yahu. Bak sen bunu çok güzel yakalamışsın. %100 söylemiştir yani hoca. Onlar yani Denizlispor bunu 3 gün boyunca, 4 gün boyunca fırsat her bulduğunda bunu çalışmıştır. Bunları yani Beşiktaş'ın zaafları nelerdir, güçlü tarafları nelerdir, etkin adamları, etkin oyuncuları kimlerdir diye mutlaka çalışılmıştır. Mutlaka ben şimdi Hakan Hoca'yı da arasam kesinlikle çalıştık diyecektir. %100 çalıştık. Biliyoruz çünkü yapacakları şeyleri diye. Ama işte sahanın içinde bazen olmuyor bazı şeyler. Anlar oyunu değil mi? Evet, kesinlikle. Yani bazen de hatta hocam genelde aslında. Yani bazı şeylere engel olamıyorsunuz. Ne kadar buna çalışırsanız çalışın. Ben şunu söylerim. Sisteme taktiğe önlem alabilirsiniz. Ama yeteneğe asla önlem alamazsınız. Şimdi bu goller de biraz yetenekle alakalı. Evet. Çok çalışılıyor. Oyuncular birbirini görüyor. Rozier'in o topu oraya atacağını Larin biliyor. Arkadan geliyor. Defans oyuncuları da bu Denizlispor'da da olur. Başka takımda da olur. Topa baktıkları için oyuncuyu kaçırıyorlar. Hata burada. Hani teknik adamlar hep şunu söyler. Özellikle defans oyuncuları. Top adam. Ama bütün defans oyuncularında bu hata olur. En iyi defans oyuncusunda bile vardır. Kimdir en iyi defans oyuncusu şu an dünyada? Stoper? Van Dijk diyelim. Van Dijk sakat olsa da. Ozan Merih diyebiliriz atıyorum. Bonucci. Onlar bile yapıyor zaman zaman bu hatayı. Tabii, maç zaten hata olmadı. Hata olmayınca da gol oldu. İşin zevkli. Peki pozisyon Sergen Hoca de neler söylemiş? Pardon. Bakalım. Kazanmak çok önemli bu tür maçlarda. Herkes mücadele ediyor. Aşağıda düşmemeye, yukarıda hedefe oynayan takımlar var. Herkesin hedefi var. Maçların kolay olma ihtimali yok. Her maç zor olacak diyor Sergen Hoca. Gerçekten ligde kolay maç yok hiçbir rakipte. Kimse kimseyi yenemez diye bir şey yok. Herkes herkesi yenebilir. Birlik izliyoruz. Sergen Hoca'nın sözleriyle ilgili Mehmet'in son cümle maçların kolay olma ihtimali her maç zor olacak. Hayır. Sergen Hoca'yı
biliyoruz ki bu maçın kolay geçebileceğini, bize kolay geçtikten sonra ikinci yarısında öteki karşılaşmaya haklı olarak düşündüğünü ben hissettim en azından. Yani maçın ilk yarısı Beşiktaş oyun alana kadar bir parça zorlandı. İki tane temel pozisyon var Denizspor'un ama ikinci yarı ve gol attığı o yaklaşık 15-20 dakikalık bölümde Beşiktaş için zor bir maç olmadı. Ben çok erken 3-0 oldu. Hocaya katılmıyorum. Oyun rolantiye döndü. Oyuncular keyfi davranmaya başladılar. Evet. Sonlarda da bayağı bir pozisyon vardı. Daha farklı olabilirdi diyor Sergen Hoca. Sergen Hoca, Fatih Hoca'nın yolunda gittiği için bir önceki sayfayı alabilir miyiz? Salı günü zor bir Malatya deplasmanı var. Hafta sonu Gaziantep maçı var. Mücadele edeceğiz ve kazanmaya çalışacağız. Bir önceki sayfadaki bir kelime çok değerli. Sergen Hoca ısrarla ve doğru bir şekilde Fatih Hoca'nın yolundan gittiği için mesela keyfi lafı takıma bence şu anda verilmiş bir mesaj. Diyor ki oyuncular keyfi oynadı, yapmasınlar bunu diyor. Bak bugün size medya yoluyla mesaj veriyorum çocuklar. Etmeyin. Bundan sonrası için lütfen daha dikkatli olun demek istiyor bence Sergen Hoca. Ara verdik, aradan sonra dönüşler kolay olmuyor. İlk yarıdaki 3 haftalık arayla bu ara aynı değil. Bu kez dinlendirdik, yeniden lige başladık, yeniden konsantre olacağız diyor Sergen Hoca. Yani o zaman şunu söylüyor. İlk o 3 haftalık arada ben takımı lige hazırladım, şimdi oyuncuları dinlendirdim diyor. Çünkü Beşiktaş'ın dönüşü o 3 haftalık aradan sonra oldu. Milli maç artı bay geçti hafta. Kamp dönemi gibi olmuştu orada. Tam 3 haftalık kamp yaptı Beşiktaş orada. Ya zaten sezon başı yapamadı. Doğru çalışma ortamı da bulamadığı için takımlar tabii. Sezon evet, başlarında. Ne kondisyon yüklemesi yapabilir, ne bir şey yapabilir. O arayı kamp gibi değerlendirdiler. Ya seneye 24 takım olacak, gene aynı şey olacak. Seneye 20 takım. Yok 20 takım, ben de öyle biliyorum. Yok belli evet. Olmaz diyorum Mete yani. Şu o kadar belgesel amatör lig kararını veremeyen bir federasyonumuz var ya. O kararı bakan verip acıklıyor, gözünü seveyim. Yani şey sayısını bilmiyoruz. 16 Mayıs günü kaç yabancı oynayacağımızı biliyor muyuz? Ya, bilmiyorum. Esprisi bir tarafa da ben sanmıyorum yani öyle. Yok yok. İşin esprisi olsun o bence. 24 takım. Tamamlayamaz. Kimse tamamlayamaz. 12-12. Apertura yaparsın, klasura yaparsın. İki bölüme bölersin. Çok basit. Ya da NBA sistemi gibi. NBA sistemi yaparsın. 4 bölüm. Benim fikrim 16 takıma düşelim de hiç o fikrimi söylemeyeyim o zaman. Bence de söyle. O da şey olur. Çok 24 ne kadar ütopikse o da. Öyle mi? 16 hiç olmaz. 18. Ben 20'ye de razıyım. Yukarısı olmasın da değil mi? O uzağın maç programı. 20 götürebilir değil mi? Bu ülke kaldırabilir onu. Peki Beşiktaş'ın birazdan kalan maçlarına da bakacağız. Maç listesine de bakacağız. Ersin Destanoğlu. Milli takımla ilgili de bir açıklama yaptı karşılaşma sonrasında ve hocamızın kararı, Şenol Hoca'nın kararı, çağrısı elimden geleni yaparım dedi. Kaleci havuzumuz inanılmaz. Hani, Uğurcan kaleye geçse kim yadırgar? Altay kaleye geçse kim yadırgar? Ersin geçse kim yadırgar? Mert zaten. Şenol Hoca'nın öyle bir zor kararı olacak ki 3. kaleciyi kim seçerse seçsin Altay ile Uğurcan'ın yanında eleştirilecek. İşte onu niye almadın 3. kaleci olarak? Trabzonspor'da 2. kaleci bile alabilirsin milli takım. Bugün gündüz evet. Mesela bir kanalda oyuncu eşleştirmeleri yapıyorlardı. Trabzon-Fenerbahçe maçı için. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı. Altay'la Uğurcan'ın bu sezonki performanslarını, yüzdelerini kurtarışını... Hocam biz de izlemiş olabilir kadar... misiniz? Birazdan getireceğiz çünkü ekrana. Acaba biz de mi izledik? Bir televizyon kanalında. logosuna dikkat etmedim. Direkt şeye konsantre evet, olduğum hocam. İçin. Rakamlara. Futbolcuyken de 3 liraya konsantre olurdu. Başka bir şeye konsantre vururdu. Evet. Orada gördüm. O kadar yakın ki Altay'la Uğurcan'ın performansları birbirine. Bir tık Uğurcan önde gözüküyor ama çok yakınlar. O bir tık da Beşiktaş maçı işte. O da 2 yaş büyük ondandır. Belki de. Belki de bir maç fazlasından olabilir. Olabilir tam o şimdi hatırlamıyorum. O rakamlara detaylı bakacağız. O zaman bakalım bu kanalda mı gördüm. Ersin'le tamam. İlgili ben de şunu söyleyeyim. Sadece orada kendini geliştirdiği bir noktası var. Artık Ersin'e geri pas atıldığı zaman maçı şimdilik ekranlarını izleyen Beşiktaş taraftarları eyvah demiyor. Ama Ersin şu, çünkü geliştirdi bayağı bir ileri vuruşlarını. Hem Ersin geliştirdi hem bütün takımlarda teknik ekibin içindeki kaleci antrenörleri çok üstünde duruyorlar. Evet. Ayak kullanımını. Yani %70 kaleci antrenmanı yapıyorlarsa neredeyse %30-40 da pas antrenmanı. Evet. Top kontrolü, pas, yön değiştirme, sakin kalma. O da geliştirmiş. Ersin oyuncu. Eskiden çünkü vururdu, yerden vururdu. Genellikle orta sahada rakibe falan giden topları vardı. Artık şey, çok daha özgüvenli vuruyor tabii, topları. Tabii o daha da özveri gösterecek, daha tabii. Fazla geliştirecek. Çok ama önemli çünkü günümüz futbolunda. Özellikle tabii. Şimdi kurallar değiştikten sonra pasla başlamak dikkat tabii. Et. Zaten artık şey görmüyoruz hiç. Kalecilerin çok uzun vurduğunu görmüyoruz. Teknik adamlar da bunları istemiyor. İstemiyor artık, evet. Hakan Kutlu Hoca neler söylemiş? Beşiktaş çok iyi oynuyor. Bakalım. Bu maça kadar iyiydiler.
Bugün de iyiydiler. Sergen Yalçın'a çaldı görevini bak. Tebrikler. Yok, uzağı iyi görüyorum. Çocuk bir şey göremiyor o yüzden. Ben yakını göremiyorum artık. Ben uzağı göremiyorum. Birbirimizi tamamlıyoruz. Beşiktaş çok iyi oynuyor. Roman çıkanlar yaşattın. Yok, alakası yok. Ben sadece yayın aksın diye yaptım. Çok teşekkür Yoksa ederim. Yoksa rol çalmak falan haddim değil. Estağfurullah.